41 yaşındayım. Amerikan Edebiyatı mezunuyum. İngilizce öğretmeniyim. Şiir yazıyorum, çeviri yapıyorum uzun zamandır. Ama kitap sayım az. Başka çeviriler yaptım dergilerde. Deneysel şiir, özellikle görsel şiir bir oluşumumuz vardı. Orada bir kütüphane oluşturmuştuk. Manifestomuzu İngilizce'ye çevirip, başka kaynakları Türkçe'ye çevirip kendimize teorik bir altyapı oluşturmaya çalışıyorduk. Böyle çeviriye başladım. İşim ve bu. Ayrı bir iş. Ama hayalim de eskiden beri de çevirmen olmak isterdim. Mütercim tercümanlık diyorduk o zaman hatta. Yani sorun çözme açısından farklı insanla ilgili olmayan sorun çözmek farklı bir şey. Ama yazıyla ilgili her şey daha kıymetli benim için şu anda. Yani kendim de yazmaya çalıştığım için başkasının zihnine giriyormuş oluyor gibi oluyor insan bir süre sonra. Yani hangi konuda çeviriyorsam, hangi kişinin değil, kurmaca değil, bir de teorik bir şeyse bile yani bazen artık bunları ben kendim düşünebilirim gibi bir yanılsama, bu güzel bir yanılsama. Satyajit Ray ilk filmi 56'da yayınlanmış Hintli bir yönetmen ilk filmiyle gündeme, uluslararası gündeme bile girebilmiş. Hatta 56'da aldığı Cannes ödülü ilk kez ona verilen türde insaniyetle ilgili bir özel ödül almış. İlk filminin çekiminden önce aristokrat bir aileye doğmuş. Bengal'de köklü bir aile, dede, baba, hala ailede sanatçılar. Eğitimi tam doğu batı dengeli bir eğitim. Yani kendisi de daha sonra yine kendi filmleri için taşraya hakim olmadığını ilk itiraf ederken bu doğu batının ürünü olduğu için kendi ülkesine de biraz yabancı kaldığını ama sinema serüveni boyunca yani bunu her filmde aştığını, kendi köklerini, Hindistan'a ne kadar değer verdiğini hep göstererek devam etmiş filmlerine. Çok yönlü bir sanatçı, filmlerinden önce söylemek gerekir. Sanat eğitimi almış. Sanat eğitimi aldığı üniversitede yine aile yakını Tagore'un üniversitesinde eğitim almış. Oradaki doğu sanatları ve kaligrafi eğitimi sanatla ilgili genel bilgisini geliştirmiş ama zaten sinema tutkunu bu arada gençlik ve Hindistan'da eline geçirdiği her şeyi okuyarak takip ederek kendi kendine oluşturduğu yıldız sistemleriyle sinemayı çok tutkuyla devam ettiren bir hobi onun için henüz. Üniversite eğitiminden sonra bir İngiliz reklam şirketinde illüstratör olarak çalışıyor, reklam hazırlıyor, metin hazırlıyor. Burada bunu Batılılar bu hikayeyi çok seviyor. Ben şey de düşünüyorum yani Satyajit Ray'in söyleşilerinde artık bu soruyla dalga geçtiğini düşünüyorum. Çünkü her Batı, her İngilizce söyleşisinde işte ilk kez İngiltere'ye gittim. Kaç film izledin? Yüzlerce. Kaç tane? 99. Bence artık bir yerde dalga geçmeye başlamıştı. Çünkü Batı'nın gözünde onlara değmeyen bir hikayenin öyle çok da bir kıymeti yok. Hikaye şu kadar. 6 ay İngiliz firmanın gönderdiği bir iş gezisi için İngiltere'de. Burada bisiklet hırsızları efsanesi var. Yine bisiklet hırsızları onun ilk denildiği de var. İzlediği birçok filmden biri olduğunu da söyleyen var. Sitka'nın bisiklet hırsızları gerçekçiliği açısından özellikle çocuk, saf bakış açısı ve ekonomik olarak da masrafsız bir film olduğu için onu çok dikkatini çekiyor. Bisiklet hırsızları ve böyle alıp onu dönmüş gibi bir hikaye burada. Pater Pancelli'nin çekimleri için, filmin yapımı için finanse etmesi gerekiyordu. O yüzden işe devam etti ama artık çok da verimli bir hayat yok orada. Devamında daha önceden de olan yeteneklerine bir süre sonra babasının kapattığı derginin yeniden canlandırarak şair bir arkadaşıyla orada şiir çevirmeye başlıyor. Çeviri epey bir süre yapıyor. Sonra orada kısa öyküler yazmaya başlıyor. Çocuk hikayeleri denilen ama genelde herkesin çok böyle geniş bir kitleye hitap eden kurmacaları var. İllüstratörlük zaten işiydi ama filmlerin afişlerini kendi tasarlayana kadar bunu ilerletti. Kameraman başlarda kullandığı halde sonra kamerayı da kendisi kullanmaya başladı. Sanat yönetmeni, görüntü yönetmeni. Senaryolarını, Pater Pancelli'nin senaryosunu da zaten aslında Bisiklet Hırsızları'ndan önce aklında böyle bir senaryo vardı. Çünkü
karikatürize, illüstrate etmişti o hikayeyi, Pater Pancar'ın hikayesini. Bu hikaye çünkü Hindistan'da çok popüler bir hikayeydi. Tefrika edilen türden bir roman. Bunun senaryosunu daha önceden hazırlamıştı ama nasıl, filmi nasıl yapacağını bisiklet hırsızlarının ve o İtalyan gerçekçiliğiyle ilgili kafasında oluşturdu. Döner dönmez ilk filmine başladı ama ilk filminde, ilk denemede hiçbir ileri gidemedi. Para bulup tekrar hükümetten fon alarak 2 yıl sonra tekrar aynen çekimlere başlayıp öyle bitirdi filmi. İlk filmde Avrupa'da Cannes'daki ödülüne rağmen asıl kabulü ikinci Apu Üçlemesi'nin ikinci filmiyle oldu. Ama ikinci filminden sonra da üçü çekmeden önce 2 ayrı film çekti. Onlar da yine çok güzel filmler. Müzik Odası var onların arasında. Ring yönetmenlik algısı biraz özel. Yani o bütün o koca devasa Hint film endüstrisinin içinde... Yani bütün uyarılara rağmen mesela hep amatörlerle başladı. 8 kişi ilk çekim günü Pater Pancar'ın ama bir kişinin daha önce sinemayla ilgili bir deneyimi var. Oyuncular dahil amatör. Dışarıda çekim yapamazsın, onu yapmaya çalıştı. Bu amatörlerle olmaz, onu yapmaya çalıştı. Filmle ilgili kendi o zamana kadar oluşturduğu fikirler ve yapılabildiğini de somut bir örneğini gördüğünü düşündüğü için. Ve Hint filmiyle, Hint sinemasıyla ilgili fikri de yani küçümsemiyor. Asla küçümsediği bir şey değil. Çünkü çok büyük bir sektör orada. Yani nitelik olarak değilse bile nicelik olarak Hollywood'la başa baş giden bir sektör oluşmuş. Böyle bir altyapı var. Tabii ki çok zor koşullar. Yani hep insan gücünün hünerine, insan gücüne dayanan bir sektör bu. Ama sayısal olarak üretimleri neredeyse Hollywood'a denk. Ama işte Hollywood'dakinin aynısını almak, aynı senaryonun üzerine 6 şarkı eklemek. Satyajit Ray mesela bu şarkılı Hint filmlerini hiç olumsuz bir şekilde değerlendirmiyor. Yani Hint halkının sosyoekonomik durumu budur, bu filmlerle eğlenir. Ama mesela bu, o da çok da kolay bir şey değil. Yani bana şey diyor böyle bir yerde, bana bir filmi 6 şarkı yerleştirin deseler camı çerçeveye indiririm neredeyse diyor. Yani o kolay bir şey değil, o koreografiler ama yani koşullar bunu gerektiriyor. Ama şunu da eleştiriyor, yani Batı'nın gözünde Satyajit Ray'in de öyle bir riski var sonuçta. Tamam, buna pabuç bırakmadı, çok bilge bir ve soğukkanlı bir adam ama yani şeyi bile beceremedikleri için isyan ediyor. Batı'nın gözündeki o egzotik Hindistan'ı bile ticari amaçlı bile kullanamadıkları için eleştiriyor. Yani hiç... Hintliler için, yani dünya için hiçbir şey yapmıyorlar. Tamam, Satyajit Ray de hem dünya hem Hintli için ama Hindistan'dan kaynaklı şeylerle bunu yapmaya çalışıyordu. Yani kök meselesi önemli. Yani fanatik değil ama kökleri çok önemliydi onun içinde. Dünya sineması için kendi hayranı olduğu yönetmenler de mesela onun için çok güzel şeylerdi. Kurosawa'dan çok bahsediyor kitapta ama Kurosawa da onun için mesela Satyajit Ray izlemeyen, güneşsiz, aysız, çok çok duygusal şeyler var. Scorsese'nin öyle çok övdüğü sözler yeni. Yani ama işte yani Batı ile ilgili olunca hep Batı'nın fikri. Bu kendisinin Batı ile ilgili fikirleri de çok farklı. İngilizlerde bunu Renoir söylemiş ona galiba. İkinci Dünya Savaşı'nın tek faydası İngiliz sinemasının toparlanması olmuş. Çünkü bu şeyle ilgili halkın, bu kitlenin, yani sinemanın üretildiği kültürün sinemayla ilgisiyle ilgili tespitleri ilginç. Yani şimdi belki bunları biraz politik doğruculuk yüzünden konuşamıyoruz ama mesela İngilizlerin kamerayla asla anlaşamayacağını düşünüyor. Herhangi bir şeyle yüzleşmeyi sevmeyen bir kültürün kamerayla bu kadar her şeyi ulu orta gösteren bir şeyle hiç anlaşmasının mümkün olmadığını düşünüyor. Ve bu konuda en övdükleri izleyici kesimi Fransızlar. Yani Renoir ayrı bir yerde Satyajit Ray için ama Fransız yeni dalgasının Godard'ına kadar övse de yeni dalgadan 20 yıl önce Rague de Joux filmi Renoir'ın mesela ilk yeni dalganın tohumlarını onun attığını söylüyor.
katmanlı bir film. Aristokrasiyi hicvediyor. Fransızların da bu Renoir kadar Fransız izleyicinin de o yeni dalganın yaratılmasını sağladığını, yardımcı olduğunu. Çünkü yeniliği kabul edip yeniliği destekleyen bir kitle olduğu için Fransız yeni dalga mümkün olabilmiştir. İşte o gençlik dönemin, gençlik hareketlerinin başladığı dönemde yeni dalganın ve önde gelen isimlerinin, Truffaut'un, Godard'ın eleştirmenliğinin de bunda çok büyük faydası olduğunu düşünüyor. Amerikalılar Hollywood'la ilgili, Hollywood'a hayran, mesela Renoir hayranlığına rağmen Renoir Bengal'e gelene kadar onun Fransız filmlerini, gerçi çoğu kimse ulaşamıyordu savaş yüzünden ama kendisi bile bazı filmlerini izlememiş, Fransa'da yattı. Amerikan filmlerine hayran ama Fransız filmlerini merak ediyor. Renoir'ın anlattığı bir Hollywood var. Daha sonra kendisi de ziyaret edince bazı gözlemlerini anlatmış. Renoir'ın anlattığı, işte Fransa'dan gidince özellikle fark ettiği, Hollywood'da %100 verimli çalıştırma, her sektörün birbirinden, sendikalar dahil bunları anlatıyor. Her sektör, film sinema sektörünün alt dallarının birbirinden ne kadar verimli, modern bir fabrika gibi işlediğini anlatıyor. Ama Renoir'daki ona, Renoir'ın onun ilk hayal kırıklığına uğrattığı şey, Bengal'e geldiğinde Bengal'le ilgili bir film yapmayacak olması. Sadece arka plan olarak. River galiba filmi. River'da sadece ana karakterlerin yardımcı aile Hintli. Onu da aslında bir karaktermiş de sonradan galiba aileye çevirmiş. Orada Bengal sadece peyzaj. Ama yani şuna da o sırada hayran oluyor gençliğinde. Sadece peyzaj için kalkmış buralara gelmiş. Ve sadece mekan bakmak için de o tanışması. Daha sonra Renoir Fransa'ya döndü zaten ama Amerika, Hollywood nasıl yönetmenleri zorluyor? Onlarla ilgili Hollywood'u zorlayan da yine hani kültürlerle ilişkisini kurarsak öbürleri gibi. Amerikan halkının yeniye doymazlığı, sürekli yeni ama değerlendirmekte de hakkını vererek değerlendirdiğini de düşünüyor. Satish Dre böyle düşünüyor. Yani yenilik peşinde ama harcamalı bir yenilik, yani tüketici bir yenilik değil bu. O yüzden Hollywood'da bu şekilde bu kadar verimliliğe dayanarak çalışıyor. İlk gençliğinden itibaren favorisi Hollywood. Ama o kendi yaşadığı şeyi, aynı şeyi aslında mesela Japon sinemasından da haberdar. Mizoguchi ile mesela Ozu değil de neden Kurosawa Avrupa'da kapılarını, Japon sinemasının kapılarını açtığını biraz sorguluyor ama yani Kurosawa'yı çok beğeniyor. Ama genel olarak bir Japon yönetmeni diye bir tabir varsa eğer Mizoguchi, Ozu onlara daha uygun geliyor. Çünkü Kurosawa'da onlarda olmayan, genelde Japon sinemasında olmayan bir şiddet, bir didaktizm var. Ama Batı'nın gözüne de ilk çarpanın bu olması çok da ilginç değil. Kurosawa şımarık da buluyor. Yani yönetmenlik, kendi bulamadığı olanakları çok kaprisleriyle bulabildiğini düşünüyor ama tanışma anısı da onun için görkemli bir figür. Western, çünkü Hollywood westernlerine yakın buluyor. Ford'un westernlerine yakın buluyor Kurosawa'nın aksiyon sahnelerini, aksiyonlu filmlerini. Ama ben mesela Pancalli'nin Ozu sevgisi yüzünden Tokyo Story'dan çok da farklı olmadığını düşünüyorum. Yani ikisinde de ikilik, eski yeni arasında gelenek ve modern. Yani ikisinin de bunları ışıkla, yani ışığın dönüşümüyle arka planla. Çünkü arka plan şöyle önemli Satyajit Ray için. Yani politik film yapmaya çalışmıyor. Yani ben bir hayatı anlatırım, politik arkadadır. Kent hayatı arkadadır, taşranın sorunları arkadadır. Yani bunları insan hayatının doğru ölçekli aktarımında zaten kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Aynı eleştiriler, mesela politik değil misin, öyle mi? Mistisizm eleştirisi de geldiği zaman aynı şeyi söylüyor. Yani hikayenin kendisine içkin bir mistisizm varsa, çünkü Hint filmlerindeki mitolojik melodramlar ön planda, yani bunun ona sirayet etmesi değil söz konusu. Ama senaryoda böyle bir şey varsa bunu da aktarırım diyor. Ben
karakter, sanatçı karakteri olarak da önemli bulduğum için. Ne istiyorsam onu, bu şeyi söyledim, ticari ya da sanat işi yapmıyorum. Yani ben ne istiyorsam onu yapıyorum. Onu yapması için gereken desteği dışarıdan bulmasını da böyle çok gocunmuyor ama kendi ülkesiyle ilgili fikri olan, yani ama yine de kendi özgün fikri. Yani bu biz toplum çok, Hint toplumundan bir bahsetmedik aslında. Hint toplumunun yani bize biraz çok yakın gelecek bu ama mesela bir yolsuzluk yapan bir bürokratı anlattığında yönetmen yolsuzluğu savunuyormuş gibi eleştiriliyor. Ya da bir çoğu zaten senaryolarının kitaplarından, hikayelerden uyarlama. Uyarlamaları hep bir sadakat testinden geçiyor. Üstelik kitabın ön sözünde bunu Mesut Bostan da bundan bahsetmişti. Orada yazarlar en azından Satya Citra'ya destek oluyorlar. Yani evet bu uyarlamada evet güzel. Çünkü bunu aktardığın mecranın da kuralları var. Ve bir sanatçı bunu aktarıyorsa tabii ki bir sadakatten, bu bahsedilen sadakatten ölçü olamaz. Ama bizde Mesut Bostan'ın dediği, yani bizdeki yönetmenlerin, Metin Erksan'ın falan yaşadıkları toplum da yazarları da eleştiriyor sadık olmadığı zaman. Yani istenen doğru, bu otosansür gibi bir şey. Doğru olanı sadece anlatması isteniyor. Apı hikayesinde evladın annesini işte büyük şehre giderek yalnız bırakması falan topa tutuluyor. Yani böyle olmamalı. Doğrusunu göster. Yani hayatın kendisini gösterme, doğrusunu göster. Toplumdan öyle bir tepki alıyor. Geleneksel, gelenekle ilgili genel düşüncesi, yani Godard değilseniz eğer, yani hikayeyle ilgili çok da büyük bir devrim yapamazsınız. Çünkü o Godard takdiri, yani bu hayranlık değil artık. Çünkü şöyle bir şey söylüyor, Godard içeriğinden doğar Godard. Şimdi onu öyle alıp Türklerlemiş gibi falan yapamazsın. Ve hikaye anlatırlığı da 3000, en az 3000 yıllı devam eden bir insani dürtüyse eğer, deneyicilere burada söylenerek, İşte doğaçlamayla, hikayesiz, olay örgüsüyle ilgili tek son noktayı Godard'ın koyduğunu söylüyor ama Griffith başlattığı için Griffith'le Godard'ı eşdeğer değerde buluyor. Hint filmlerindeki mitolojileri, uyarlama hızını, teknik bölümdeki insanların hünerlerini, yani yokluktan var eden çabalarını takdir ederek devam ediyor. Yani hiçbir zaman bu böyle, yani kendisi yaparak göstermeye çalışıyor. Bir şey yapılabilecekse yapılır. Elinden geleni yapmak ama tavrı hep sağduyulu bir tavır. Yani, halkına, kendi sektörüne yabancılık yapmıyor. Ama bazı şeylerdeki yoklukları artık söylemeden edemiyor. Yani oyuncu, ekstra oyuncular, figüranlar bulmaktaki zorlukları, çalışanların bazı eğitimleri, ekipman zaten Avrupa'dan fon gelmedikçe çok zor bir şey onun için. Yardım ve ödüller olmadıkça imkansız şeyler başarmaya çalışıyor kendi de. Hollywood ziyareti, Orson Welles'le karşılaşması var orada. Kubrick'in çektiği bir film ama filmi onun devam edemeyeceğini de o sırada bile anlamıştı. Yönetmenliğine başka bir film geçti. Kubrick'in titizliğini anlatır. Orson Welles'in bir iş adamı edasını anlatır. Flaherty'lere çok sevdiği bir yönetmen o. Bir akşam yemeğinde Flaherty'nin eşi işte Pater Pancelli herkesin birinde. Köylülerin ne kadar güzel oynadığını falan söylerken Satya Citra yani hayal kırıklığına uğratarak onların oyuncu olduğunu söylüyor. Çocuklar dışındakilerin hepsinin profesyonel oyuncular. Onda köylün, o köyün yerlileri olmadığını anlatmaya çalışıyor. Bu egzotik bakış açısını bilerek ama kademe kademe bozmaya çalışıyor Batı'nın gözünde. İngilizlerde denemelerin hepsini orada Eisenstein'in etkisini takip ediyor yakından ama akımların henüz kitlesine tam da birbirine eşleşemediğini düşünüyor. Yani başlayan, iyi niyetle başlayan yeni gerçekçi bakış açılarının uzun soluklu akımlar oluşturamamasından bahsediyor. Rusya gezisinden bahsetmişti bir yerde.
Orada eğitimin, sinema eğitiminin ne kadar disiplinli, ne kadar olanak sağladığını görüyor ama sanatçının kişisel duygu ve düşüncelerin önemsenmemesine biraz o bile içerliyor. Kurosawa'yla bir geleneksel Japon restoranındaki bir görüşmesinden bahsediyoruz. Kurosawa samuray soyundan geliyor. Yemekte bir samuray gerçekten nasıl ata binmeli onu gösterince bayağı akılda kalıcı olmuş Satriçra için. Ona büyük hayranlık duyuyor çünkü. Mesut Bostan'ın ön sözünde bahsettiği Metin Erksan, Halit Refik bağlantısı olabilir ama yani mesela Metin Erksan'ın Yanların Öcünü onunla yönetmenin izlemediği söyleniyor o zaman. Çok yakın, yılları çok yakın ama bizdeki bu taşra, politik gerçeklik meselesinde çok yakın şeyler. Ama yaşadıkları şeyler daha yakın yapıyor onları. Yani o koşullar, kitlenin destek olmaması, asıl akan mecranın. Ama bir taraftan da yani Satyajit durumu daha zor. Çünkü o Bengalce bir film yapmaya çalışıyor. Hint sinema endüstrisinin %15'i gibi bir bölümünü oluşturuyor sadece Bengal. Ve o yüzden yatırım yapılamayacak bir alanda ısrarlı Ray. Yani o dilde o film parasını kazanamayacağı için işte salon bu hayatın gerçekleriyle ilgili hesaplar. Ray'in daha dezavantajını aslında. Bizde sanatçı üzerindeki sansür baskı daha farklı. Oradaki o sektörün eziciliği bizde değil. Başka bir sorunumuz var bizim o dönemle ilgili. Şimdi bazı Nuri Bilge Ceylan'ın ilk filmlerinde biraz bahsedilebiliyor ama bence sonrakilerinde de olabilir. Yani en son izleyişimde Apu'yu, halanın öldüğü sahnede yuvarlanan su tasıyla elma bana çok yakın geldi. Yani çok uzak, yani gerçekçiliklerle uzaklık azalıyor. Yani o bisiklet hırsızlarından başlayan o gerçekçilik arayışı bizde umutsuzlarla karşılaştırılabilir. Yani gerçekçilik arayışıyla ilgili daha da yani Ray üzerinden değil ama arayış açısından daha çok benzerlik var. Bizim bu taşra hikayeleriyle başlayan süreçle ilgili. Apu üçlemesini tek film olarak söyleyelim. Hikaye yani minimal bir destan gibi. Çocuğun doğumundan itibaren o üç film boyunca nasıl azalarak ilerlediğini, kardeşini, annesini, sonra eşini. Üç filmde arada teknik olarak farklar varmış ama ilk ikisi daha denk. Ama ikincisinde aldığı riskler yüzünden Hindistan'da olumsuz tepkiler almış film. İlkinde de biraz almıştı ama ikincisi bu annenin evladı gelmeden ölmüş olmasını kabul edemediler. Apu üçlemesi çok değerli de yani izlerken ki o sadeliği yani bu sıkıcı olamaması ilginç. Yani o kadar sade, o kadar uyarıcısız insan orada yaşayan insanların bile zorlanacağı bir hayatı izlemek çok ilginç. Hiçbir şey, yani çok büyük bir yoksulluk ama insan ilişkilerinde siyah beyaz değil yine de. Yaşlı hala yani bencilce davranmıyor ama çok da içli bir kadın. Zaten hayatında hep kadınlarla Apu'nun ilişkileri, baba pek maddi koşullar yüzünden ortada yok. Anne, abla, sonra eş. Apu'nun hikayesi yani bir yetişmenin, bir sade bir hikayenin dönüşümü. Yani ilerlerken zamana atabileceğimiz suçları gösteriyor. Yani aslında kimsenin bir şey yaptığı yok. Hayat devam ediyor. Apu üçlemesi özel. Müzik Odası özel bir film. Bunu o arasında yaptı zaten. Müzik Odası ile ilgili bir anısı var. Çekim için bir saray ararken çok zorlandıkları, artık umutlarını kaybettikleri bir dönemde. Köylü birinin tarif ettiği bir yere gidiyorlar. Uzak da bir yer ama o film için bu senaryo yine bir kısa öyküden yazmıştı senaryosunu.
çürümekte olan, yıkılmakta olan bir saray arayışında. Ama o filmi şimdi yapan herkes o sarayın en görkemli zamanlarını arar herhalde. Yani yıkılan bir saray arayan bir yönetmen. Sarayı tam istediği gibi buluyor. İşte tam böyle yanından bir sel geçmiş. İstediği şey yıkılmakta olan bir aristokrasiyi anlatacak. Öykünün yazarı da o saray için yazmış. O saraydaki müzik odası için anlatmıştı o hikayeyi. Ama sarayın sadece müzik odası kullanılmayacak durumda. Onun için yine bir set oluşturmuş ama müzik odası... Şimdi onun için Hintli gurur ve önyargı diyorlar. Bir gurur yani göz göre göre tabii ki yani hiçbir şey sağduyu dışında gelişen olaylar. Gururu yüzünden bir zemindarın bu toprak ağlarına deniyor. Bu sanat zevkini bırakamaması, o müzik odasının gelişmeleri müzikli film olarak da hani olacaksa da böyle de olabilir demek istemişti. Bir de Devi güzel filmlerinden biri. Tanrıça. Genç gelini, kayınpederi Tanrıça olduğuna inandırıyor. O da inanıyor. Son oluyor bu kızın. Tanrı olmak kalp kırıcı bir iş gibi. Özetlemek istiyorum onu. Tanrı olmak zor iş gibi değil. Tanrı olmak kalp kırıcı. Üzüntü ve inandığı şey kızın sonu oluyor onda da. En son filmini 92'de yapmış. Öldüğü yıl. Sinemaya yani herkesin her zaman hayatında ama benim bir arkadaşım sayesinde bu özel ilgim yani ondan öncesinde hep önemli. İşte bir şairin izlemesi gereken, bir sanatçının güncel izlemesi gereken filmler listesiyle geziyordum ama şimdi daha farklı izliyorum. Ray'de artık anladığım, bunları anladığım, kıymetini anlamam başka bir okuryazarlık gerektirdi. Çok uyarlamalar değildi yani böyle ilgilendiğim alanla şerini çöpünü izleyerek de izlemeye çalışıyorum. Yani kötüsünü de görmeye çalışıyorum ama bu dönem çevirdiğim kitapla ilgili olarak da sadece melodram okup melodram izlemeye çalışıyorum. Melodramı da mesela yine bu kadar üzerinde durduğumda daha iyi anlamaya başladım. Yani Türk melodramları, Douglas Sirk falan hani klasik melodramları biliyordum ama gerçekten böyle Erdem'in büyük büyük konuştuğu filmleri yeni yeni izlemeye başladım. Ama dönem olarak da ders çalışarak da izlediğim zamanlar oluyor.